Merhabalar, ben Kötüyüz Köte ve kısa esnonun yapayım bir bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer kendi dediğimi kendi anladım, merak etmeyin. Ve bu bölümü ne yapacağız? Yine Tomcraft. Evet, yine Tomcraft. Kendime bir ağaç tarlası yapmak istiyorum. Önceki bölümde zaten bunun üstünde uğraşıyorduk. Soul Sand yaptım. Bakalım başka neye ihtiyacım vardı. Straw Golem. Spiritus. Motus. Humanus. Humanus'u Rotten Flesh'ten elde edecektik. Ha, unutmadan. Yaptık. Neyi unuttuk? Çelmeyi. Evet. Humanus. Gel bakalım. Tamamdır. Ve ayrıca size birazdan ilginç bir detay göstereceğim. Spiritus bu. Ve bize bir de Motus lazım. Motus da şundan elde edelim. Evet. Evet. O zaman aşağı inelim. Ve size ilginç bir şey göstereceğim. Hatırlarsanız sabun yapmaya kalkıştığımda ufak bir problem olmuştu. Hani espekler fazla geldiği için jardan taşmışlardı. Peki buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Çözüm şu an karşımızda duruyor. Şimdi öncelikle siz 8'iniz gidin. Ardından 8 tane. Zaten 8 tane ayrılmış. 8 tane. Bu. Şuralara yerleşsinler. Spiritus. Ardından sen gel. Ve benim telefonum çalıyor. Telefonuma mesaj geliyor. Ben kanala yorum gelmiş sadece. Evet. Şimdi sen geldin. Ardından Spiritus sen gel. Humanus sen gel. Şimdi şu ikisine ihtiyacımız yok. Spiritus. Ah. Karışmışlar. Boş elle temizleyelim. Spiritus gelsin buraya. Tamamdır. Humanus. Terra. Ve Spiritus. Ardından başka neye ihtiyacım olacaktı? Omnomnomicon gel. Motus. Dur, Motus'u aldık. Pardon, Humanus'tu o. Ha doğru. Motus'u bundan elde edeceğiz. Evet. Arbor gel. Arbor'u şöyle koyalım. Tabii bunlar bitmeden şu alta gitmek istemiyorum çünkü bu erken boşaldığı takdirde
Arbor buraya gelmeye başlayacak. Tamam, arborlarımız tamam. O zaman sen de gelebilirsin buraya. Mutus. Peki. Bunu yaptık. Bu ne işimize yarayacak? Bunu bunlarda kullanmıyor muyduk? Hayır. 8. 8. 8. Ardından kova. Ve bakalım erisin. Gördüğünüz gibi. Sadece istediğimiz şey var. Ve bunu attığımız takdirde bize bir tane flash golem veriyor. Yay! Ama golemleri kullanabilmek için bir arkadaşa ihtiyacımız var. O da Golemancer Bell. Nether Quartz Stick. Hemen gidip Nether Quartz'larımızı alalım. Stick inventory'imde var mı? Yok. Evet. Nether Quartz Stick ve bu. Ardından da Aslan nerede? Evet. Sağdır. Eğer gününüz olduysa ağaç tarlamı yapmaya başlayabilirim. Tabii benim başka bir golime daha ihtiyacım olacak. Onu unuttum. Gatherer değil. Evet, bir tane Gather Core elde etmemiz lazım. Ve telefonum çalıyor. Hemen geliyorum. Evet ve gereksiz bir Digiturk reklam aramasıymış. Aboneleri olmamama rağmen arıyorlar. Geri zekalı firma. Neyse. Evet. Gather Core istediğim şey. Bu bizden. Neyse bunu daha sonra yapacağım. Şimdi öncelikle şunu bir yerleştireyim. Dur, önce bana bir düz alan lazım. Düz alanda bir düz adam. Bıdım tıs. Evet. Burası değil. Nasıl bir düz alan kullanabilirim? Evet. Burası olur sanırsam. Evet, şimdi bu gayet idare eder. Daha sonra genişletirim bunu. Peki. Nasıl kullanıyoruz? Öncelikle flash golemimizi koyalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Ardından bunu koyalım. Ardından da ya da nasıl düzende olsun? Evet, şöyle bir düzende koyalım. Bunlar ağaçları nereye ekeceğini gösteriyor bu arkadaşımızın.
Bir tane de Gather Golem'e ihtiyacımız olacak. Tamamdır, bu gayet yeterli. Ardından buna... tabii öncelikle bir şey okuyacağım. Çap. Evet. Ordu. Evet. Bir adet ordu upgrade'e ihtiyacımız olacak. Tamam, yapımı kolay. Bir adet ordu shard ve gold nugget. Alsam da ordu var mı? Var, yeterince. Ordu shard gel. Önce sen. Gold nugget'lar gelin. Ordu shard gel. Sonra sen gel. Evet. Orada upgrade. Bunun sayesinde kestiği ağaçları tekrar ekebilecek. Evet. Ve ona... Ekelim bakalım şunları. Tamamdır ve şimdi bir de bir tanesini büyütelim hemen. Bakalım ne kadar verimli bir biçimde işleyecek bunları. Bone meal. Gel bakalım. Evet. Hadi. Evet. Evet. Ve senin geri ekmen lazım. Bir saniye, yanlış kullanımı hatırlıyor olabilirim. Deneyelim. Şimdi seni nasıl kullanacağız onu tam anlamaya çalışıyorum da
Şimdi bu halde bir deneyelim. Tekrar. Ha, tamam. Kesiyor. Bakalım. Evet, bir tane air upgrade lazım bize. Geri ekme işini yapmıyor. Evet, bu biraz problem. Acaba... Can be placed anywhere they say the university. Bu arada güçlü bir goleme ihtiyacımız var. O zaman... Evet. O zaman şimdi seni kullanmıyoruz. Asam nerede? buraya bir tane gather lazım. Pardon, gather demişim. Harvest lazım. Evet, ben de öğreniyorum. Neticede Tom Crafter'ı çok iyi bildiğim söylenemez. Hatta hiç söylenemez. Tom Crafter'ı bu seride öğreniyorum şu an. Sizlerle beraber. Hadi bakalım. Basitçe burası benim ağaç tarlam olacak. Tamam, şunu da bitir. Seni alacağım. Ah, pardon. Evet. Bununla tıklayarak alıyormuşuz. Şimdi gel. Çifte basılı tutarak tıkladığımızda bunları birbirinden ayırarak yapıyor. Şimdi strong golem olarak stone golem, speed slow, strength güzel. Iron golem, strength high. Tomium golems. Tamamdır. Tomium golem kullanabilirim. Yine aynı şeyleri istiyor. Bir hıçkırık tuttu bir an. O zaman ne yapacağız? Ben konu hakkında biraz daha araştırma yapayım ama. Bu sana da şunları da atalım. Anlayacağınız üzere ağaç tarlam golemlerle olacak ve neden birch kullanıyorsun diye soracak olursanız birchlerden tabii şunları yeniden ayarlamam lazım. Birchleri ben charcoal üretmek için kullanıyorum. Birchler benim charcoal aracım ama tamamen charcoal üretim mekanizması, zımbırtısı vesaire olacaklar. Ayrıca unutmadan bir adet de onu şimdi yapamıyorum herhalde. Evet, doğru. Lamp of Fertility vardı. Bakalım o çalışmak için ne istiyor? Brain Nature. Pardon, Growth. Herba. Yakında herba lazım. O zaman benim şu an ne yapmam lazım? Golemlere gelelim. Harvest. Harvest ve gather core'larından yapmam lazım.
Brickleri neden yukarı bıraktın? Evet, güzel soru. Evet, brickler gelin. Ordum yetecek mi? Neredeyse tam yetti. Evet, şimdi sırada. Şimdi gelir için Mesis ve Meto lazım. Nasıl yapacağımızı biliyorduk. Öncelikli olarak şunları bir şuraya atacağım. Mesis ve Meto. Dört, beş. Ve elmalarımı yukarıda unuttum tabii ki de. Elmalar, gelin. Flash golem yapacağım gene. De, önce şunu halletmem lazım. Evet. Ardından siz gelin. Ve şimdi de Gather. Gather için Lorium Terra. Terra kolay. Lorium da kolay. Bunu elde etmenin en güzel yolu sanırım Gold. Yani bir bakalım başka neler var. Bayağı bir şey varmış aslında. Silver da kullanabiliriz. Diamond Dust'larımız bakalım. 3 veriyor. Silver. Evet, şu bir Gold daha mantıklı. Ama kaç tane istiyordun sen? Gather. 5. Hatta. Biraz daha alalım. Ve ben şu yöntemi kullanarak elde edeyim. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim bunlar da. Ayrılmış. Arpor'u şuraya geri koyalım. Sen nesin? Metalum. Şunlar da gelsin. Evet. Şimdi diğeri neydi? Onu unuttum. Bir hızlıca bakalım. Terra. Tamam. Terra hiç problem değil. Şimdi yapmamız gereken tek şey suyumuzu alıp tabii kaynamadı su. Tamam, şimdi kaynadı. Evet. Ve seni boşaltmak. Köyde çok fazla bir şey olmadığı için hemen yok oldu. Ve ardından da uyumak. Ve geçen bölümün başında aldığım Tom Umex. Yay! Evet, hala oyunu kapatmadığım
buradan belli oluyordur herhalde. Şimdi öncelikle iskelet. Artık yok. Çünkü güneş de yanmıştı. Öncelikli olarak harvest, ardından sana ordu upgrade ve sen. Bakalım içecek mi? Ağaçların nasıl yeniden ekeceğiz? Güzel soru. Benim bunu bir ara öğrenmem lazım. Öylesine de biraz daha golem yapalım ya da golemleri şimdilik bırakalım. Ben öğrendikten sonra düzgünce bir şeyler yapayım. Peki, o zamana kadar ne yapabiliriz? Ben de bilmiyorum. Tomcraft devam edelim biraz. Trunk güzel gözüküyor. Bunu da bir ara yaparız. Ama benim şu an biraz obsidian kazmam lazım. Hatırladım. Elimin yakınlarında lav var. Peki. Neden obsidian kazmam lazım diye soracak olursanız göstereceğim. Size ilginç bir arkadaşı tanıştıracağım birazdan. Arkadaş, ilginç bir fırın. İşe yarar bunlar. Evet. Gel bakalım. Ve birazdan geliyorum. Evet ve geri geldim. 9 tane topladım. Bu şimdilik işimi görür. Çünkü hali hazırda burada da biraz obsidian'ım vardı. Evet. Ve ardından netherbrick. Ve ardından bir tane sen. Peki. Buna ne yapacağım diye soracak olursanız. Bir kovada lava ihtiyacım var benim. Bu arada... Evet. Bir kova lavamızı alalım. Ve gene damage yiyeceğim muhtemelen. Evet. Bunu hangi mod ekliyor bilmiyorum. Ancak bir mod yüzünden lav taşıyorsam eğer damage yiyorum. Seni şimdilik şöyle koyalım. Ve buraya kalıbını dizmiştim. Bu şey nedir diye soracak olursanız Tomcraft'ın kendi bir fırını var. Bu arkadaş tam olarak o. Ve Amber. Evet. Önceki Netherbrick'lerden bu obsidian. Sonra bir tekrar bakalım. Evet, gene üstte Netherbrick. Ve buraya Iron Fan. Ve gene Netherbrick. Ve Obsidian. Ve
Bir şey yanlış yaptım. Aa, Ignis ve Fire'ımın dolu olması lazım. Pardon, Ignis ve Fire dedim. Ignis ve Terra. Bakalım, doldurabileceğim bir yer var mı yakında? Öncelikli olarak sen nesin? Yok ama gene de doldurmakta fayda var. Ve devam edelim. Başka ne? Zımbırtılarımız var. Çünkü benim Aiden Svetter'ı bulmam lazım. Bu arkadaşı yapmak için bunu unutmuşum. Öğrendim. Şuraya da burada bir tane Auron Ut olsaydı Ignis olurdu içinde. Yakınlarında bu var. Bakalım bunda Ignis var mı? Yok ancak gene işime yarayabilir şeyler var. Evet. Bir tane ordumuz oldu. Yay. Yakınlarda güzel bir obelisk var. Tabii dünyayı yeniden jenere etmeye başladık ya, bu ortaya çıktı hemen. İhtiyaç duyduğum bir şey yok. Ama nerede şu... Araştırmamız mırtım burada. Nasıl can earn from... Şu arkadaşları incelemiştim zamanında. Başka yerlerde dolaşırken buluyorsun. Evet, burada bir tane daha var. Hatta iki tane var. Yeni bir tane jenere olmuş. Tamam. Tamam, Terra var burada. Bakalım Ignis bulabilecek miyiz? Hayır, yok. Ignis bulmak sıkıntı olacak azıcık. Çöle falan gitmem lazım rahat bulabilmek için. De çöl yok. Bu yakın. Bir tane daha obelisk. Henüz kullanımları ne bilmiyorum. Ignis var azıcık. Gıdım. Benim daha fazlaya ihtiyacım var. Daha yarısında bile değilim. Bir tane daha Aura Not. Bakalım sende. Tamam, Ignis var. Evet. Çok azca daha Ignis'e ihtiyacım var. Onu nereden bulacağım? Ve gece olmaya başladı. Şunu da bir deneyelim. Üstünüzdeki aletlerin discount oranıyla belki bir şeyler olur. Olmazsa azıcık bekleyip öyle bu arkadaşa girmemiz lazım. Sonrasında da benim biraz aura notlar üzerine araştırma yapmam lazım. Biraz aura notlar demişim, pardon. Golemler. Çünkü golemler hakkında o kadar çok şey bilmiyorum. Ve demin gördüğünüz gibi bildiğim, zannettiğim bazı şeyler hatalı çıktı. Bunu incelememişim ben. Evet, böyle bir hata yapmışım. Şimdi gelelim şuna. İlginiz yeterli değil. Evet. Asamızı nasıl şarj edeceğiz o zaman? Ben hemen yeni yemek alıp bir uyuyayım. Ardından şu diğer ignisimiz olmuş mu bakalım hemen.
Evet. Bekliyoruz. Çok az daha ignis'e ihtiyacım var. O da oldu mu? Oy, Enderman. 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 Friendly neighborhood Enderman. Pek friendly değil ama olsun. Şarkı öyle. Evet, devam ediyoruz. Ve böyle sessiz bir koşudayız. Hadi Ignis birikmiş olsun. Birikmiş, tamam. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Neredeyse tamam. Hatta tamam direkt, evet. Bu kesinlikle yeterli olur. Sonrasında da yapmamız gereken tek şey daha güçlü bir asa yapmak. Evet, daha güçlü bir asa yapmamız lazım değil mi? Neticede bu asayı bayağıdır kullanıyoruz. Ve daha güçlü asalar var ve onu yapabilecek durumumuz da var artık. Yakında yeni bir asa yapmamız şart. O zaman aşağı inelim. Sonraki bölüm ağaç tarlamızı bitirip yeni asamızı geçmek olacak. Dur bir de lavı koymayı unuttum. Ondan da olmuş olabilir. Evet ve karşınızda. Peki bu nasıl çalışıyor? Şimdi bana bir adet Hungry Chest'im lazım. Hungry Chest'imle birlikte güzel olacak bu. Ve bir ara bir adet Brain Ledger yapmak lazım. Bakalım Brain Ledger'ın yapımına. Böyleymiş. Peki, bu arkadaş ne işe yarıyor? Mesela şunları alalım. Ve içine atalım. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi pişmeye başladılar. Biraz yavaş. Dikkat etmişsinizdir. Ama bunu hızlandırmanın bir yolu var. İçine Essential'ı atmak. Evet. Tamam, bu kadar yeterli şimdilik. Peki bu nasıl işleyecek? Bakalım kaç tane edecekler, ben de merak ettim. Yani kaç tanelik koymuşum. 16'yı geçti, evet. 17. Kız 20. 20 tane. Güzel. Ve bunu koyalım. Ve yukarıdan bana yakacak bir şeyler daha gelsin. Mesela taş. Güzel bir yakacak. Evet, 20 tane. Sen bilirsin. Taşım zaten varmış ama olsun. Şuraya bir yere bunu koyalım. Ve taşlarımızı atalım. Mekanik değişti mi? Bakalım. Session.
Evet, mekanik değişti galiba. Bakın şöyle. Tüp koymayı deneyelim. Hayır. Herhangi bir şekilde bağlanmıyor. İlginç. Mekanik biraz değişmiş. Ha, bu arada ayrıca ufak bir ek ürün de elde ediyorsunuz bu şekilde. Biraz daha stone elde edeyim şundan. Nugget. Bir şey çok varken bu sayede nugget elde edebiliyorsunuz. Evet, Infernal Furnace da bu şekilde. Bedava çalışan bir furnace. Ve hızlandırmanın başka bir yolu. Arcane Bellows. Arcane Bellows'da bunu hızlandırabiliyorsunuz. Hatta ve hatta ek ürününü arttırabiliyorsunuz. Nugget oranını. Evet, o zaman hadi bakalım. Gelin Arcane Bellows yapalım. Ne istiyordun? Deri. Airshirt, iron. Bir tane yapacağım şimdi. Ya da iki tane yapayım. Evet. Yukarı çıkalım. İki iron. Birlikler git. Sen git. Sen git, sen git. Sen git, sen git. Ardından sen de git. Deri. Bir ara inek tarlası da kurmam lazım. İnek tarlasının nasıl yapıldığını biliyorsun. Göstereceğim benzer bir yöntemle. Fakat o kadar fazla uğraşmamıza gerek kalmayacak. Ve ardından şurada gördüğünüz delikler. O deliklere Arcane Bellows koyacağız şimdi. Iron, deri, asa. Evet. Bu arkadaşlar bunu hızlandırarak bir yandan da verimini arttıracak. Arkada bir tane koyacağız yakında. Ama şimdi bu böyle kalsın. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftenin günler, eğlenceler.